yan etki görülüyor mu aşı yaptıran bir bilim kurulu üyesi konuğumuz var. Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mehmet Akif Bey. Nasılsınız? Ben iyiyim çok şükür. Bir yaramazlığım yok. İyi gördünüz. Aşı ne zaman oldunuz efendim? Aşıyı bu ilk aşı ülkemize geldi, yani daha doğrusu acil kullanım onayı aldıktan hemen sonra ayın 13'ü akşam bilim kurulu toplantısından sonra oldum. Aşı sol koluma uygulandı. Uygulanma bölgesinde yaklaşık yarım saat, bir saat kadar süren bir ağrı hissettim. Ondan sonra herhangi bir aksilikle ya da beklenmeyen aşı sonrası istenmeyen etkiyle karşılaşmadım. Şu ana kadar da herhangi bir yan etki ben de gözlemiş değil. 537 bin kişi aşılandı. Aşılarda yan etki ne zaman ortaya çıkar bu arada? Yani hemen mi başlar? Nelerle karşılaşabilir vatandaşlarımız yavaş yavaş? Belki hani diyelim çok hassas olanlar neyle karşılaşabilir? Panik yapmamaları için en azından biraz bilgilendirirseniz. Tabii. Buyurun. Şimdi bu aşılarla ilgili istenmeyen yan etkilere bir bakalım. Öncelikli olarak aşı uygulandıktan sonra alerjik reaksiyon gelişebilir. Bir tansiyon düşüklüğü olabilir. Onlar için zaten aşı yapıldıktan sonra bir 15 dakika kadar aşı uygulanan kişilerin sağlık kuruluşlarında kalmasını ve izlenmesini öneriyoruz. Ondan sonrasında ateş yüksekliği olabilir, baş ağrısı olabilir, yorgunluk olabilir, kas eklem ağrısı olabilir. İlacın, aşının uygulandığı bölgede, yani enjeksiyonun yapıldığı bölgede bir ağrı hissedebilirler. Sonrasında tabii bunların genellikle de 48 saat içerisinde kendiliğinden düzelmesini bekliyoruz. Ama tabii buna rağmen düşmeyen bir ateş olursa, çok şiddetli bir baş ağrısı olursa, çok şiddetli halsizlik olursa, onlar da bir sağlık kuruluşuna başvurmalarında fayda var. Ama ilk 48 saat böyle inaktif aşılardan sonra bu tarz yan etkilerin olabileceğini de biliyoruz. Mesela tetanoz aşısı olduğumda da ben aynı şekilde bir aşı uygulanma bölgesinde ağrı hissetmiştim. Ama daha sonrasında bu yan etki de kendiliğinden düzelmişti. Ben de yani yaklaşık yarım saat, bir saatlik bir yan etki dışında şu ana kadar herhangi bir etki de kendimde de görmüş değilim. Şu ana kadar da herhalde bu anlamda bir şikayetle çok karşılaşılmadı ki 537 bin iyi bir sayı mı? İyi bir sayı mı? Hızlı mı gidiyor? İyi. Şunu söyleyelim. Hedeflenen neydi? Ne noktadasınız şu an? Şu an hedeflenen noktada gidiyor. Aslında bizim aşı kabiliyeti çocukluk çağı aşılarından ileri geliyor. Ülkemizde çocukluk çağı aşılarının hem dağıtımı hem de uygulanması anlamında çok ciddi bir kapasite var. Yani bugün ülkemizin en uç noktalarında dahi bu aşıların başarılı bir şekilde yıllardır uygulandığını biliyoruz ve dünyada Türkiye bu anlamıyla özel bir yere sahipti. Şimdi bu tecrübe COVID-19 aşıları için de kullanılıyor. Artı 2 ile artı 8 derece arasında saklanabilen bu inaktif aşı ülkemizin tüm illerine dağıtılmış durumda. Uç noktalara kadar ulaştırılabiliyor. Uç noktalarda, yani aile sağlığı merkezlerinde de bu aşıların uygun saklama koşulları var. Tabii uygun saklama koşulları derken artık çağın gerekliliği olarak aşıların saklandığı dolapların derecesi uzaktan izlenebiliyor. Dolap derecesinde herhangi beklenmedik bir düşüş veya artış olması halinde dolaptan sorumlu kişiye hemen uyarı gidiyor ve onunla ilgili kontroller hızlıca yapılıyor. Yani aşı merkez depodan çıktığı andan itibaren kişiye uygulanıncaya kadar aşı takip sistemi aracılığıyla çok yakından izleniliyor. Şu anda günlük kapasite anlamında biz 1,5 milyonun üstünde insanı teorik olarak aşılayabilme kabiliyetine sahibiz. Ama şu anda salgın bir hastalık da var. Bir şekilde aşının uygulandığı sağlık kuruluşlarında sizin kalabalığa da yol açmamanız gerekiyor. Bundan dolayı bir randevulu sistem aktif hale getirildi. Yani 5 dakikada bir hasta ya da gönüllü kişi alınıyor. Onun aşısı uygulanıyor. Daha sonra yani aslında çok daha hızlı da olabilirdi diyorsunuz. Şu anda yeterli düzeyde olduğu için 537 bin. Kabiliyetimiz 1,5 milyon diyorsunuz. Tabii günlük kabiliyet 1,5 milyonun üstünde. O anlamda neden Avrupa ülkeleri bunu böyle beceremediler hocam? Yani kullandıkları aşıdan kaynaklı biraz herhalde. O BioNTech'in aşısının eksi 70 derecede muhafaza edilmesiyle de ilgili başka bir sebebi de var mı? Onların da tabii kendilerine göre prosedürleri vardı. Bizim kendimize göre oluşturduğumuz prosedür gibi. Onlar bunu daha yani 5 dakika randevu vermez de 15 dakikada bir randevu verir. Bizim ülkemizde de öyledir. 10 dakikada bir randevu verirsiniz. Onlar 45 dakikada bir randevu veren ülke vardır. Yarım saatte bir normal hasta randevularında da. Bu her ülkenin uygulama prosedürü. Bizde de kalabalıklığa yol açmaması açısından 5 dakikada bir randevu verilerek ve sağlık kuruluşlarında bununla ilgili özel odalar oluşturarak aşı yapılıyor ki orada da bir kalabalıklık
oluşmasın diye bu şekilde adım adım gidiliyor. Peki ana konumuz şimdi herhalde bu hızda devam ederse pazartesi salı biter elimizdeki aşılar, öyle mi? Doğru. Pazartesi milyon... salı bitecek. Ne olacak? Ondan sonrasında işte bu kişilerin şu anda aşı olan sağlık çalışanlarımızın ikinci doz aşıları zaten uygulandıktan 28 gün sonra yapılacak. Ama o arada bizim için önemli bir nokta başlayacak. Yurt dışından gelecek aşıların bir an önce ülkemize getirilmesi gerekiyor. Ne durumdayız? Neden gelmedi şu ana kadar? Yani 3 milyonda takıldık kaldık sanki. Evet, aslında dün Cumhurbaşkanımız da açıkladı. 25-30 milyon dozun kısa vadede ülkemize geleceğini kendileri de açıkladı. Ama tabii hangi miktar doz, hangi gün gelir bununla ilgili benim net bir bilgim yok. Yani size bir hafta sonra 10 milyon doz gelecek, 15 gün sonra 20 milyon doz daha gelecek diyemem. Onunla ilgili bilgim yok ama şunu biliyoruz ki bizim hızlıca bu aşıları ülkemize getirmemiz gerekiyor. Zaten anlaşma 50 milyon doz şeklindeydi. Yani 3 milyon dozun geldiğini düşünürsek 47 milyon dozun daha ülkemize gelmesi gerekiyor. Ne zaman gelmesi gerekiyor? İşte Ocak, Şubat, Mart ayları içerisinde gelmesi gerekiyor. Bu tabii sadece Çin'den gelen kısım. Bir de ayrıca Almanya'dan gelecek olan kısım var. Yani mRNA aşılarından BioNTech, Pfizer ile ilgili olan bir anlaşma da var. O aşılardan da mümkün olan en fazla dozun şu arada gelmesi lazım ki... Ama hiçbiri birbirine karıştırılmayacak değil mi? Yani Sinovac vuranlar ikinci dozu da Sinovac olarak alacaklar. AstraZeneca vuranlar AstraZeneca olarak alacaklar. Evet, önemli bir noktaya tabii temas etmek lazım. Bu konuda mutlaka değinmemiz lazım buna. Şimdi ben örneğin ilk dozu CoronaVac oldum. İkinci dozu da mecburen CoronaVac olacağım. Ama önümüzdeki sene sonbahar, yani bu senenin sonbahar kış aylarında tekrardan bir aşı olmam gerekirse o zaman evet farklı tipte mRNA aşısını, vektör temelli bir aşıyı tercih edebilirim. Ama iki doz aşıda ilk dozu hangisiyle başladıysanız ikinci dozu da onunla olmak durumundasınız. Ondan dolayı bu aşı da birbirine karıştırılmayacak. CoronaVac başlayan CoronaVac, BioNTech Pfizer olan BioNTech Pfizer şeklinde devam edecek. Peki şu anda 1,5 milyon kişi mi aşılanacak, 3 milyon kişi mi? Yani ikinci doz için 28 gün eldeki aşılar mı bekletilecek yoksa 3 milyon aşılanacak zaten 28 güne diğer doz yetişir diye mi bakılacak? Yani şahsi kanaatimce bu 28 gün içerisinde diğer dozların da ülkemize gelmesi gerçekleşir. Ama tabii siz 1,5 milyon kişiyi riske atamazsınız. Ondan dolayı da yani aşılar uçağa yüklenmeden 3 milyon kişiyi aşılamazsınız da işte 1,5 milyon kişiyi aşılarsınız. Kalan 1,5 milyon doz da bu kişilerin ikinci dozu olarak bekletilir. Veya işte bir kısım aşı gelir, bir miktar daha gelir. Bilmiyoruz tabii bunun ne kadar doz geleceğini ama bir miktar daha gelir. O zaman dersiniz ki efendim işte biz 3 milyonu 2,5 milyon kişiye yapalım. Bir 500 bin yedek bırakalım. Onu da 28 gün sonra yapacak şekilde. Ama ben hani bu 28 güne kalmadan dozların da ülkemize geleceğini ümit ediyorum. Yani Çin'de de salgın yeniden yayılmaya başlamış. Biraz ben ondan tereddüt ettim. Türkiye iyi bir rakam yakaladı aşı alma konusunda Çin'den. Herhalde bu ilişkilerle de ilgili biraz. En baştan bu konuda tedbir alınması ile ilgili önemli. 200 milyon doz aşımı üretildi Çin'de ilk etapta. Şimdi Endonezya, Brezilya ve biz varız alan. Bir de Çin kendi içinde uygulayacak. Böyle bir risk görüyor musunuz? Yani Çin'den beklenen aşının gelmemesi, Çin'in kendi iç piyasasına yönelmesi aslında konuşuluyor aşılar, mu bunlar bilim kurulunda? Aslında aşılarla ilgili olarak anlaşmalar yapılmış vaziyette. Ama tabii bildiğiniz gibi Çin dünyanın en kalabalık ülkesi. Evet. Ve dediğiniz gibi şu anda salgın onlarda da artış eğilimine doğru gidiyor. Yani Çin hükümeti şöyle bir karar alabilir. Yani bizim aşılarımız yurt dışına çıkmasın. Biz kendi insanımıza elimizde hangi aşı varsa, hangi aşı üretiyorsak onu uyguladık, onu uygulayalım diye bir düşünceye sahip olabilir. Bu tabii işin kötü senaryosu. Böyle olacağını beklemiyoruz. Çünkü ticari önemli anlaşmalar var burada. Bu noktada bir sıkıntı yaşanmayabilir ama şunu öngörebiliyoruz. Şimdi önemli olan bu çalışmaların yürütülüp faz 3 çalışmalarının yani Brezilya'da, ülkemizde ve Endonezya'da olan çalışmaların yayın haline dönüşmesi. Yani hakemli dergilerde yayınlanması önemli. Bu faz 3 çalışmalarının sonuçlarını çünkü bunlar yayın olduktan sonra biz çok daha net biçimde değerlendirebileceğiz. Ve eğer etkinlik düzeyi istenilen düzeyde olursa Çin'den bu aşıyla ilgili mevcut olan talebin çok daha fazlasının olacağını düşünüyorum. Yani Avrupa'dan, Amerika'dan da
bununla ilgili olarak ciddi bir talep gelebilir Çin'e. Hı hı. Çin kendi nüfusu son derece kalabalık. Bir yandan da mevcut anlaşmaları var Brezilya'yla, bizle işte Endonezya'yla, Singapur'la, Hong Kong'la epey bir ülkeyle de anlaşması var. Bir yandan bu anlaşmaların teminini sağlamak durumunda, söz verdiği, taahhüt ettiği dozları sağlamak durumunda, bir yandan kendi iç piyasasının ihtiyacını karşılamak durumunda, tabii bir yandan da faz 3 sonrasında oluşabilecek, yani yayınlar açıklandıktan sonra, ortak bir oran o belli olduktan sonra talep de çok daha fazla olursa bir de onu karşılamak durumunda kalacak. Yani şu anda ciddi bir talep var tüm aşılara. Yani sadece Çin'in inaktif aşısına değil, aynı zamanda bu mRNA aşılarına da çok ciddi talep var. Vektör temelli aşılarda Oxford AstraZeneca ile Sputnik 5 ortak çalışmalar içerisinde. Yani bütün aşılara talep var ama üretim ne yazık ki öyle bu talebi karşılayacak boyutta şu an değil. Bu mRNA aşılarının uygulanması ile ilgili beklenenden daha fazla sıkıntı var mı? Yani hem saklanabilmesi hem uygulanması konusunda yavaş giden ülkeler çok fazla, o yüzden soruyorum. Evet, yani zannedilmesin ki bütün ülkelere bu aşıdan sınırsız dozlar ulaştırıldı şu ana kadar. Elbette ki değil. Bazı özellikle küçük Avrupa ülkelerine çok kısıtlı miktarda dozun ulaştığını biliyoruz. Tabii şimdi büyük Almanya gibi ülkelerde de saklama koşullarından dolayı bir miktar aşının da zayi olması durumu söz konusu olmuş. Bunu da biliyoruz. Çünkü -70'te özel koşullarda saklanıyor. Sonra kuru buzla siz uygulama bölgesine götürüyorsunuz. Derken bu sırada bir miktar aşı ziyan olabiliyor. Bu da önemli bir problem aslında mRNA aşıları açısından. Ama tabii firmada bir yandan üretim kapasitesini nasıl arttırıp talebi karşılayabiliriz diye çaba içerisinde de sürdürüyor işlemlerini, çalışmalarını. Herhalde mRNA aşılarında en hızlı aşılamayı en becerikli şekilde İsrail yaptı. Görünen o. Şu anda çok hızlı nüfusa bir şekilde. Evet, nüfusa göre en hızlı. Bizim aşımız ne durumda hocam? Bizim aşılarımızda da 16 aşının artık daha ileri aşamada olduğunu biliyoruz. Bu aşılardan bir tanesi Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen aşı artık Ocak ayı içerisinde faz 2 çalışmalarına geçmiş durumda olacak. Yine bunun dışında 2 aşı çalışmasının artık hayvan çalışmalarının sona erdiğini, faz 1 ile birlikte insan aşamalarına geçileceğini, insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını biliyoruz. Tabii ülkemizin birçok saygın üniversitesinde, kurumunda aşı çalışmaları yürütülüyor. Bunlar içinde inaktif aşı olanlar var, mRNA aşısı olanlar var, canlı atenüye, protein temelli aşılar var. Bunlarla ilgili olarak da çalışmalar yürütülüyor. Bizim için zaten şu anda en önemli olan nokta bence bu. Artık biz bu ithal aşılar noktasında önümüzdeki aylarda bir durmalıyız. Ve artık kendi yerli aşımızın devreye girmesiyle birlikte aşıda dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmalıyız diye düşünüyorum. Böylece efendim ithalatmış, ihracatmış, Çin aşıyı verecekmiş, vermeyecekmiş, Almanya'dan aşı gelmiş, gitmiş, Rusya şöyle yapmış, derdiyle uğraşmamız kalmaz. Yerli aşılarımızın hadi hızlanmasıyla inşallah temennimiz bu. İnşallah önümüzdeki sonbahar, kışta kendi yerli aşımızı umuyoruz. Bu da aşıyla ilgili belki yeni bir ufuk açar, çünkü aşı çalışmaları Türkiye'de tamamen durdurulmuştu, işte kapatıldı. Hıfzı Sıha Kurulu. Peki grip aşısı geliyor bu arada, yani grip aşısı da vurulmaya başlandı. Korona ile kesişmesinde bir sorun olur mu? Grip aşısı ile aynı anda Covid aşısı da olabilir mi vatandaşlar? Şöyle söyleyelim, ikisi de inaktif virüs aşısıdır. Evet. Yani bir insan sol kolundan Covid-19, sağ kolundan grip aşısı olmasında aslında bir mahsur yoktur. Tamam. Ama şimdi aşı sonrası istenmeyen etkileri gözleyeceğiz ya, işte ateş oldu mu, kolunuzda ağrı oldu mu, bulantı kusmanız oldu mu, halsizliğiniz oldu mu, hangi aşıya bağlı olduğunu karıştırabilirsiniz. O yüzden 2-3 gün arayla mı yapmaları iyi olur? 14 gün bir ara vermekte fayda var grip aşısıyla Covid-19 aşısı arasında. Pneumokok, yani zatürre aşılarında bu süre biraz daha fazla olmalı kanaatindeyim. Yani en az bir ay kadar ikisi arasında bir süre olmalı. Zaten pneumokok aşılarının hani böyle bir mevsim sınırlaması yok. Onlar daha geniş zaman aralığında yapılabiliyor. Ama aralarında yine bir ay kadar zaman vermekte fayda var. Grip aşısında da bunu bir iki hafta olsun istiyoruz. İki haftada grip aşısı. Son sorum. Çok da önemli, bizi izleyen özellikle hizmet sektörü, esnaf çok ciddi sıkıntılar yaşadılar Covid sürecinde. Bazı talepleri var. Bir HES koduyla artık hizmet vermek istiyorlar. Salgında biz ne durumdayız? Bilim kurulunda bunlar konuşuluyor mu? Yarın öbür gün restoranların
HES koduyla, sosyal mesafe kurallarına belki eskisinden bir miktar daha fazla uyarak açılabilmesi söz konusu olur mu? Ne dersiniz? Mehmet Akif Bey, iki koşulu özellikle dile getirmek istiyorum. Birincisi uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçiş konusu. Bu son derece önemli. Hı-hı. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz okullarını özledi. Bu temel artık yüz yüze eğitime geçmek hususunda bundan sonra adım atmamız gerekiyor. Aynı şekilde aylardır büyük bir çaba içerisinde direnmeye çalışan esnafımız var, emekçilerimiz var. Burada uzaktan sadece servisle veya paket servisiyle günlük hayatlarını geçindirmeye çalışıyorlar. Şimdi bunlarla ilgili olarak evet bunların açılmaları, başlamaları son derece önemli, kritik. Ama şunu da söyleyelim, şu anda salgın bir azalma eğiliminde ülkemizde hem ağır hasta sayısında hem hasta sayısında, vaka sayısında hepsinde bir düşüş var. Vefat sayılarımız da düşmeye başladı. Hatta iyi bir haber, iyileşen hasta sayısı artık yeni tanı konan vaka sayısının önüne de geçti. Bunlar hepsi iyi. Ama kış aylarındayız, havalar soğumaya başladı. Ankara'da işte bugün kar yağıyor. Şimdi kapalı ortamlarda insanlar daha fazla vakit geçiriyor, sosyal mesafe korunmayabilir ve bu arada kalabalıklaşır, kötü havalandırılırsa bu ortamda, insanlar da kalabalıklaşırsa salgın da yayılma fırsatı bulur. Ondan dolayı bir anda gevşeme çok kısa vadede beklememek lazım. Ama tabii ki salgının seyrine göre en azından Şubat ayı ortalarını bunlar için görmek, o aylardaki sayıları görmek lazım. Bir de mutasyon tehlikemiz var aslında. Bugün onu pek konuşamadık ama bir de mutasyon tehlikemiz var. Yani acele etmemek lazım ve kademeli kademeli gitmek lazım. Bildiğiniz gibi Haziran ayında ilk normale dönüşe başladığımızda da bilim kurulumuz salgında çalışma rehberini yayınlamıştı. Aslında evet. Kafelere, restoranlarda ne şekilde müşteri alınacağı belliydi ama uyma noktasında çok başarılı olamadık. Şimdi aynı hataya düşmememiz lazım. İşletmelerin de sizin de bahsettiğiniz gibi HES kodu uygulamasıyla işte kişileri, belli sayıda kişiyi alarak faaliyete geçmesi lazım ama bu ne zaman olur? Hemen önümüzdeki hafta olur mu? Hiç zannetmiyorum. Kademeli biçimde önümüzü görerek hareket etmekte çok fayda olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık bir tarih verebiliyor musunuz? Yani konuşulan kesinlikle bir tarih var mı? Yani şu anda Şubat ayının ortasındaki vaka sayıları, kişisel kanaatimi söylüyorum, önem arz ediyor. Çünkü artık kışı da ortalamış oluyoruz. O andaki vaka sayılarına, hastaneye yanıt verme kapasitelerimize, doluluk oranlarımıza göre bakıp karar vermenin daha doğru olduğu kanaatim. Yani önümüzde bir ay daha var o zaman en az. Bir ay gözüküyor en az. Mutasyon dediniz, çok büyük bir mutasyon riski var mı ya da mutasyonun çok büyük bir riski var mı? İngiltere'de son dönemde artan ve biraz önce sizin haberiniz de vardı. Sağlık kapasitesini zorlayan vaka sayılarından bu mutasyon sorunu tutuluyor. Kişiler arasında %70 daha fazla bulaştırıcı olduğuna inanılan bir mutasyon söz konusu. Daha fazla hasta ediyor mu daha ya da daha ağır hasta ediyor mu, daha öldürücü mü, o soruların yanıtları hala cevap bekliyor ve bunları analiz etmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Hani bu anlamıyla çok korkmaya gerek yok. Yani panik yaratmaya ya panik havası yaratmaya gerek yok. Ama şunu da söyleyelim. Kişiler arasında bu daha fazla bulaşıyorsa özellikle bu kış aylarında kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilmesiyle beraber daha çok kişiye bulaşma riski de taşıyor. Ondan dolayı dedim önümüzdeki tedbirleri gevşetirken de tıpkı alırken olduğu gibi kademeli kademeli gevşetmekte fayda var. Aceleci olmamakta fayda var. Çünkü insan sağlığı söz konusu. Ve şu anda geldiğimiz noktayı, kazanımlarımızı da kaybetmememiz gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederim. Afşin Emre Kayıpmaz. Sağ olun hocam. Ben çok teşekkür ederim Mehmet Akif Bey. Sağ olun.